Fuat Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle Sektör Özel programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuat Usta'yız şu anda. Fuat Usta'nın yerindeyiz. Baklava, inanılmaz güzel baklavalar ve lezzetlerle karşıladınız bizi. Bu yoğun tempoda bizi ağırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok güzel kokularla. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz biraz sonra faaliyet ve hizmetlerle ilgili sohbeti devam edeceğiz sizinle ama sizi tanıtmak istiyorum öncelikle. Fuat Bey kimdir ve nasıl kuruldu? Kaç sene önce? Ben 85 doğumluyum. Yüksek ve Kandilli köyünde doğdum. Büyük Çiftlik Belediyesi'ne bağlı. 94'te 93'ün son ayının Eylül ayında Van'a taşındık. Hı hı. Biraz maddi sıkıntılardan dolayı okuyamadığımız için 94'te bu işin bulaşıkçılığına başladım. 9 yaşında başladım. Bugüne kadar böyle yani. Çekirdekten yetiştiniz çekirdekten yani. Yani şöyle ki patronluğuna gelmeden önce çıraklığını yaptım, kalfalığını yaptım, ustalığını yaptık. Bugün de patronluğu nasip oldu. Aşkla yapıyorsunuz işinizi yani. Tabii bugüne ki. Kadar yap- İlk gün neyse bugün de öyledir. Peki Fuat Bey şimdi tabii ki birçok baklava diyoruz ama burada çok da fazla ürün var görebildik aşağıda da. Evet. Ben birazcık bunun hizmetlerini açmak istiyorum. Fuat Usta diyoruz ama nedir? Ne der? Hizmetler neler? Pastane bölümünde aklınıza gelebilecek her şey, pasta, kuru pasta, çikolata, baklavanın birçok çeşidi, sıcak tatlılar, kahvaltılık işte poğaça bildiğimiz onlu mamiler. Yani pastane adında ne varsa. Size özgü tatlar da var burada baklavalarda. Biraz onlardan bahsedelim mi? Şöyle ki şimdi soğuk baklavayı söyleyeyim. Soğuk baklavayı biz yaptığımız zaman dediler ki işte farklı yerlerde de olan var, farklı yerlerde yapmışlar ama öyle değil. Soğuk baklavayı ben 2018'de başladım soğuk baklavaya. İlk faturasını soğuk baklavayı askerli birliklere kestim. Şunu söylüyorum, soğuk baklavada Türkiye'de iddialıyız alanımız. Özelliği nedir? Ya özelliği hafif olması, yedikçe insanı cezbediyor. Böyle hani nasıl desem sana. Şimdi ne kadar kaliteli baklava olursa 3-4 dilimden sonra keser. Hı. Ama soğuk baklava öyle değil. Sen yedikçe cezbeder. Hani böyle bağımlılık yapar diyelim öyle o şekilde. O kadar güzel lezzetiniz tabii, var tabii, yani. Tabii öyle mutlu. Şimdi hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bu hele ki sizin sektörünüzde biraz daha önemli. Çünkü gıda var işin içerisinde. Evet. Bu anlamda firma olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Önceliğimiz hijyen. Önceliğimiz hijyen. Onun dışında aldığımız ham maddeyi mutlaka bizde ham madde eğer bizim istediğimizin dışına bir marka gelirse bunu kesinlikle geri iade ediyoruz. İlk gün hangi ürünü aldıysak, hangi ham maddeyi aldıysak bugün de öyle. Yani, baklavanız niye bu kadar çok seviliyor peki Fuat Bey? Öncelik el emeği, ondan sonraki kullandığımız ürünler. Malzemeler. Dedim ki, tabii ki biz fıstığı yerinden alırız, yağ en iyisini alırız. Personelin mesela benim burada personelim dışarıdan gelen personelim de vardır. 53 tane insan çalıştırıyorum. Benimle beraber 54 tane insan evine ekmek İstihdam götürüyor. İstihdam da sağlıyorsunuz. Tabii bu zaman. En güzel başarı şey zaten. Başarı tesadüf değil tabii ekiple hamdolsun, beraber. Hamdolsun. Kaç çeşit baklava ya da kaç çeşit ürüne sahipsiniz? Yani hiç saymadık ama muhtemelen bir 50 çeşit vardır. İşte atıyorum sütlü tatlısı vardır, adet ürünleri vardır, pasta vesaire. Butikte özellikle butikte bölgede çok iyiyiz. Pastada da doğu bölgesinde çok çok iyiyiz. Yani böyle gidiyoruz karşılaştırmalar falan yapıyoruz. Çalıştırdığımız ustalar yine aynı öyle. Belki şu an doğunun en yüksek maaşını bizim buradaki ustalar. Sürekli geliştiriyorsunuz tabii zaten. Tabii ki. Bizde sürekli öyledir. Kimlere hizmet veriyorsunuz? Askeri birliklere, yüksek vada bulunan askeri bir kısacası şöyle, yüksek vada, Hakkari'de bulunan bütün kurumlara biz toplu hizmet. Bir şekilde pastanelere de verebiliyor musunuz istenildiği takdirde? Verdiğimiz bir iki mi üç yer var, Hakkari'de bir yer var ama bu saatten sonra artık marka tescil ismini aldık. Baklavacı Fuat Usta adı altında. Bu saatten sonra artık isim vermeden yani bayilik vermek. Bayilik olmasa ürün hangi satın. Hangi bölgelere şu an daha çok izin? Allah'ın izniyle ilk görüşmemiz var. Van'da olacak. Van Maraş Caddesi'nde olacak. Sonra zaten Türkiye'nin her yerine açılmaya. Biz şimdi şunu düşünüyoruz. Hani önce bir atırman her yere saldırmayalım. Önce çünkü şöyle üretim alanı değiştiği an belki lezzet değişir. Şimdi adam baklavacı Fuat Usta yüksek vada çok iyi biliyordur ama Van'da aldığı zaman değişik olur. O yüzden şimdi aldığımız bayırlar şöyle olacak. Bizim imalatın taşıyabileceği bayırlıklar olacak. Siz vereceksiniz. Siz biz eğitimini vereceğiz. De vereceksiniz aynı zamanda. Tabii ki. Öyle değil mi? Ürünler buradan gidecek. Satış personeli biz burada eğiteceğiz. Ondan sonra oraya yine bir en az bir ay bizim buradaki personel gidecek başında duracak. Aynı zamanda burası kafe pastane gibi de tabii ki. Aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Biz saymadık. Aynı dakikada herhalde yanılmıyorsam bir 80 kişi falan ağırlayabiliyoruz. Peki organizasyonlarda yeriniz var mı burada? Organizasyonlar olduğu zaman karşılayabiliyor musunuz yerinizde? Düğün, nişan buna benzer. Tabii ki.
Oluyoruz. Yer veriyorsunuz onlara. Tabii tabii. Bir şubeniz daha var sanıyorum. Evet, o ilk şubemiz kapatmadık, kapatmayacağız da. Mahalle yolunda açmıştık. İlk göz ağrımız. Tabii ilk göz ağrımız. İlk orada açtığımızda işte malum bölgenin insanları ya mahalle yolunda pastane mi olur falan. Orada zaten bizi en çok mutlu eden şu oldu. Mahalledeyiz ama çarşıda, merkezde komşusu pastaneci olduğuna rağmen arabasına binip oradan tatsını alıp geri gelen oldu. Harika. Peki tüm Türkiye genelinde şu anda izleniyorsunuz. Bu bölge halkı çok şanslı siz olduğunuz için güzel lezzetler var elbette ama bizler peki tüketicilerin en çok sorduğu sorulardan biri de biz baklavayı nasıl anlayabiliriz? İyi tadı ya da yediğimiz zaman çok onların da sağlığa zararlı olan kısımları da var, onu bilebiliyoruz. Böyle yapanlar da var. İşin ustasına soralım. Ne şekilde peki biz anlayabiliriz? Yani baklavayı şöyle diyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer ucuzsa vardır bir sıkıntı. Çünkü şöyle. Fıstığın en iyisini almaya çalışıyoruz. Yağın en iyisini almaya çalışıyoruz. Personel en iyisini çalıştırıyoruz. Şimdi ben de babamın hayrına dağıtmam. Benim de bir şeyler kar etmem lazım. O yüzden eğer ben bir baklavayı ucuza veriyorsam mutlaka vardır bunda bir hile. Peki bu kadar baklavacı da var. Etrafınızda evet, var. Biz de görüyoruz ama sizin farkınızda niye gelinmeli size? Niye tercih edilmelisiniz? Yani nasıl söylesem bilmiyorum ama kalite. Yılların tecrübesi sanıyorum yerde, evet, değil mi? Çekirdekten içmişsiniz biliyorsunuz. Dedim ya bak tekrar söylüyorum. Ne olursa olsun eğer bir işte sen bir ticareti, bir işi özellikle özel sektörü sen parayla yapamazsın. Dediğim gibi Fuat Usta çıraklığını yaptı. Kalfalığını yaptı, ustalığını yaptı, usta başlığını yaptı, sonra elhamdülillah patronluğu nasip oldu. Yani para kaygısı olmadan müşteri miydi? Yok yok, bende şimdi şöyle bir şey vardır. Tabii ki ekibimi çok iyi seviyorum ama bende şöyle bir özellik vardır. Bulaşıkçı giderse Fuat Usta bulaşıkçıdır. Baş usta giderse Fuat Usta baş ustadır. Baklavacı giderse Fuat Usta baklavacıdır. Her alanda bilgi sahibiyim. Atıyorum şöyle, ben şimdi şöyle bir şey oluyor. Mesela çok iyi param vardır, çok kaliteli marka bir yer açarsın, iyi usta getirirsin, lezzet tutar. Sonra atıyorum 2 ay sonra ustayla anlaşamayacağın zaman usta gider, lezzet değişir. Peki, Fuat Usta'da bu yok. Fuat Bey, ben yıllar önce geri götürsem sizi, evet, o ilk kurmuş olduğunuz şubeye. Evet. Tabii bir iş yeri kolay kurulmuyor, bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Hele ki bugünlere gelmek çok zor. Çok çok. Aradaki zor. Zorluğu siz yaşamışsınız, biz şu anda güzel lezzetler görüyoruz. Bize çok kolay elbette ama evet, neler yaşadınız bugüne kadar ve şu anki yere gelmeyi hayal eder miydi o günkü Fuat Bey? Ben daha çıraklığımdan beri hayal ediyorum. Hı-hı. 2018'de karar vermiştim, yani ben 2018'de çalıştığım iş yerinde karar vermiştim. Ben buradan çıkarsam iyi bir yer açacağım. Artık işçilik yapmayacağım dedik. Bir tane çok böyle hayal kurduğum bir araba almıştım. Çıktık işten, oradan ayrıldık, nasip olmadı. Sonra yüksek vada bir iş arkadaşıyla konuştuk, işe başlayacağız usta olarak. Bilmiyorum böyle hani arkadaşlarım benimle konuşma tarzı biraz beni yordu. Ulan arkadaş dedim, bu lüks arabaya binmek için bu adamların karı satılma çekilmez. Aynı gün arabamı yıkadım. Çok da hayalini kurarak Sivas'tan aldığım bir arabamdı. Hiç unutmuyorum Skoda'yı. Sattım, yıkadım, internete koydum. O arabanın parasıyla ilk orada imalat kurdum. 3 kişiyle başladık. Arka tarafta üretiyorduk, ön tarafta satıyorduk. Elhamdülillah. Şu an bugünlere geldiniz. Şu an bugünlerde 50 tane çalışıyor. Hayal hedef bitmiyor. Siz bitmiyor. Sürekli araştırmışsınız, gözlemlemişsiniz, evet, durmamışsınız yerinizde. Hep gelişerek devam etmişsiniz. Bugünlere kadar da teknolojiyle bir arada kullanıyorsunuz aynı evet, zamanda. Evet, evet, bunu evet, bu şekilde kurmak çok zor. Bunu hepimiz sindirebiliyoruz. Peki bu böyle insanlara ihtiyacımız var Türkiye'de elbette. Var mı peki farklı şube açma istekleri kendi bölgenizde ya da farklı birazcık konuştuk ama bayilikler aracıyla kendinize ait olarak? Yani Van'dan başlayacağız. Yüksek vat sınır bu kadar. Franchise'ın yani dışında. Evet. Kendinize ait Van, olacak. Van'da olacak. Ezelden beri hep hayalini kurduğum Ankara Çukur Ambar var. Hep hayal etmişim yani orada açacağım bir gün demişim. O da artık nasip. Harikasınız. Peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen, müşterilerinize, sizi tercih edenlere, şu anda izleyip sizden hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir Fuat Bey? Yani hepsine minnettarız. Onlar şunu bilsin, baklavacı Fuat Usta ilk gün kaliteye nasıl başladıysa onların desteğiyle son gününe kadar böyle hani nasıl diysem sana sürekli yükselecek bu kalite. Son nefesime kadar son hep nefesimize kalite olacak kadar, diyorsunuz. Allah izin verirse çocuklarımıza da aynı şeyi bırakacağız. Şunu da söyleyeyim, ne iş yaparsanız yapın severek yapın. Harikasın. Memursunuz, işçisiniz, patronsunuz, ustasınız, ne yaparsanız yapın. Çünkü severek yapmadığınız zaman bir işin kalitesi olmaz.
üründen sonra, kaliteli üründen önce bir severek yapacaksınız. Özellikle bizim hamur işi. Siz çok severek yapıyorsunuz. Onu bize geçirebiliyorsunuz. Tabii. Gözlerinizden çok belli zaten. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri hem bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu ben kaliteli ve farklı hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Fuat Usta'nın da ismini duymak dileğiyle farklı programlarda görüşmek üzere. Başarılar. Görüşmek üzere. Çok herkesi teşekkür ederim. Herkesi buraya davet edelim. Bu tatları yemeye.